an okunmuş. Allah aşkına bu tarikat nedir ya? Olur, oluşum diye düşünüyorum. Oluşum. Vallahi bilmiyorum şey, cemaat. İnsanların zoruna gidiyor. O yüzden konuşmak istemiyorum abi. Ben ilahiyat öğrencisiyim. Normal olduğunu düşünmüyorum. Halkın ona olan güveni ve inancı da sarsıldı zaten. Tarikat nedir efendim? Abi o oraya karıştı. Tarikatların içeriğine bakmak lazım. Kötü olanlar kapatılsın. Tarikatların olması bir dert, olmaması bir dert. Kapatılması doğru değil bence. İbadettir, ibadet bir yoldur daha doğrusu. İslam ve Müslüman düşmanları dün de saldırıyordu, bugün de saldırıyor. Bunun son örneği Kadiri Tarikatı Şeyhi Büreyde Öncel oldu. Öncel mahkeme kararıyla beraat ederek tüm iftiraları bertaraf etse de malum medya her fırsatı değerlendirmekten de geri kalmıyor. Büreyde Öncel'e yönelik çirkin iftiranın ardından gözler yeniden tarikatlara çevrildi. Peki tarikat nedir? Tarikat hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Akit Haber herkesin çokça merak ettiği o sorunun yanıtını sokağa sordu. Son zamanlarda Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV gibi mihraklar tarikatlara saldırmaya başladı. Talepleri ise bütün tarikatların kapatılması. Peki sokaktaki vatandaşlar tarikat hakkında ne biliyor ve tarikat denince ne anlıyorlar? İşte sorunun yanıtları. Tarikat nedir? Yani tarikat şöyle 15. 16. yüzyıllarda Yunus Emre zamanında Mevlana döneminde kullanılan halkın dine uygun bir şekilde daha güzel bir şekilde yaşaması için öncülük ettiği bir grup. Vallahi bilmiyorum şey, cemaat. Cemaat diye biliyoruz tarikatları. İnsanların zoruna gidiyor, o yüzden konuşmak istemiyorum abi. Tarikat nedir biliyor musunuz? Tarikat zamanında insanların bir takım kendi görüşlerini anlattığı bir şey, oluşum diye düşünüyorum. Tarikat, yani Türkçe anlamını şimdi tam olarak açamam da, tarikat bir cemiyetin topluluk toplanması. Tarikat bir birlik demektir yani, bir birlik toplum demektir. Belli bir toplum yani. Tarikat birisine bağlanma. Niçin bağlı? Daha doğrusu tarikat efendim birisine bağlanıp diyelim, İtaat etmek. Şimdi tarikatı dini an açıklamamız gerekirse bir yöneliş, bir yola gitmek açısından bize yol gösterici gibi bir şey yani. İbadettir benim bildiğim. İbadettir, ibadet bir yoldur daha doğrusu. Bir istikamettir tarikat. Şeriat da aynı şekilde. Evet, iç içedir zaten. Mikrofon uzatılan kimi vatandaşlarsa tarikat kelimesini ilk kez duyduklarını ifade etti. Tarikat nedir biliyor musunuz? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç duymadınız mı? Hiç duymadım. Daha sizden duyuyorum. Bilmiyorum. Hiç duymadınız mı? Yani duydum. Tarikat nedir efendim? Abi o oraya karıştı. Tarikat Emevi Abbasi devriminden sonra, İslam'daki devriminden sonra uydurmalar. Vatandaşlar tarikat ve benzeri cemaatlerin kapatılması hakkındaysa farklı görüşler beyan etti. Dini çok kullandıkları için tarikat çok şey olmuyor artık. Hani ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Beri var olan bir şey yani bu. Kapatılması doğru değil bence. Yanlış bir şey. Tabii tarikatların içeriğine bakmak lazım. Türkiye'ye ne faydası var, ne zararı var? Tabii zararlı olanlar kapatılsın. Tarikatlar her yerde, her alanda bulunma şansı var. Belli bir kısımlarda gençlerimiz için iyidir. Müslümanların içinde ne kadar gerçek bir şey varsa onun karşısına bir tane sahte hemen sokuştururlar. Mesela FETÖ'yü yıllar önce kurmuşlar. Bugün bütün tarikatları onun gibi zannediyorlar. Asla öyle bir şey yoktur. Bir yoldur tarikat. Soruya verilen yanıtlar birbirinden farklı olsa da tarikat marifete giden bir yoldur. Hakka daha yakın olmanın mihenk taşıdır. Tarikat ruhun gıdasıdır. İç alemi çalıştırır, ruha çalışır. Çünkü şeriat bedene çalışıyor ama tarikat ruha çalışıyor. Ruhun bir gıdasıdır, ruhun kalbinin gıdasıdır, aklın gıdasıdır, vücut hatlarımızın gıdasıdır. Peki şeriat ve tarikat arasında ne gibi bir bağ var ve şeriat varken tarikata gerek var mı? Şeriatsız tarikat, tarikatsız şeriat olmaz. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, şeriat sağ kanattır, tarikat da sol kanattır. Eğer bir kimsenin
sadece şeriatı olursa bu ne olur? Sağ kanat olmuş olur. Peki bir insanın tarikatı da olursa iki tane kanatı olmuş olur. O zaman hakikat ve marifete uçar. Ama bir kimse sadece ben şeriatla yeltenirim, şeriatla geçinirim diyorsa olur mu? Olur. Ama arifin alime, alimin de arife ihtiyacı vardır. Büreyde Öncel tarikatların kuruluş amacını şu sözlerle anlattı. Şeriat sağ kanattır. Tarikat da sol kanattır. Eğer bir kimsenin sadece şeriatı olursa bu ne olur? Sağ kanat olmuş olur. Peki bir insanın tarikatı da olursa iki tane kanatı olmuş olur. O zaman hakikat ve marifete uçar. Ama bir kimse sadece ben şeriatla yeltenirim, şeriatla geçinirim diyorsa olur mu? Olur. Ama arifin alime, alimin de arife ihtiyacı vardır. Çünkü şeriat satır ilmidir, satır ilmidir. Kitaplardan öğrenilir. Şeriat kitaplardan öğreniliyor. Bir de sadır ilmi var. O da ariflikten, arifullah'tan, Allah adamlarından öğreniliyor.